Peki sorunları, Galatasaray'daki şu anda ortaya çıkan sorunları başlık altında nasıl toparlayabiliriz? Bir haftalardır bir sol bek olayı konuşuluyor. Yani Galatasaray Türkiye Ligi'nde bu kadar kadro olarak rakipleri ezerken sol bek olayının bu kadar konuşulması bana çok manidar geliyor. Kazım Can, Angelino, Abdülkerim işte orada oynamak istemiyor. Bu çok büyütüldüğü gibi geliyor. Yani bu Galatasaray gibi takımın bunu çoktan çözmüş olması lazım. Yani bu kadroyla çözemiyor. Yani bu da enteresan. Şimdi yani O zaman bir hata var. o zaman Kurum hatasında bir yani kurulurken bir hata olmuş demek ki. muhtemelen işte bu bölgeye yapılan transferlerle ilgili belki değerlendirme olarak doğru noktaya şey yapılmadı. Şimdi Nelson'u kaybettin. Adam Bayern Münih maçında da bir yenilen gol hata yaptı. Orada Davinson Sanchez ve Onu Abdülkerim yaptın. kaybetmekten bahsedemezsin. Yani Nelson'un durumu farklı. Yani orada bir rekabet var. Şu anda onun yerine oynayan arkadaşı ondan daha iyi bir form grafiği Form. gösteriyor. Dolayısıyla Abdülkerim de iyi bir ikili olarak Sanchez ortaya çıkıyor. Yani şeyde devamlılığı olduğu zaman şeyi de Galatasaray taraftarı da herkes de medyası da çok beğeniyordu Nelson'u. Doğru. Peki o Galatasaray bugün orta sahada kaybetti derken Torreira ve Olivier oynadı. Yani diğerleri hiç yardım alamadı anlamında mı söylediniz? Kerem, Ne Zaha, ofansif ne Ziyech. defansif katkıları olmadı. Yani orada yani bu orta sahada en kaliteli ayak Oliveira'dır. Yani o yani benim için tartışma götürmez. Torreira değil. Değil. Oliveira şey anladı. Tabii Hücum tabii. anlamında. Top kullanma Top anlamında. kullanma Top anlamında. kullanma, oyun zekası Oyun anlamında. zekası. Torreira inanılmaz Çalışkan. çalışkan, katkı sağlayan şey yani kaç tane bak Torreira geçen seneden beri kaç tane asist yaptı? Belki azdır sayı Yok olarak tabii az hiç. ama kaç tane top kazandı ona baktığın zaman Türkiye'de yanına belki kimse yaklaşamaz. O manada değerlendirdiği zaman bölgesinin en başarılı futbolcusu. Neydi? Orada Kerem'in pozisyonu esasında Galatasaray'ın hücumlarında Kerem için de zorluk yaratıyor, takım için de zorluk yaratıyor. Hakim Ziyech bu kadar yüksek kalite bir futbolcu. Bazen işte çok kısa süreli bu kalitesini ortaya koyuyor ama bir süreklilik gösteremiyor. Yani şeyde de geçen yıl Premier Lig'de de o şeyi gösterememişti, sürekliliği gösterememişti. Kadro olarak baktığın zaman zengin bir kadro ama zengin kadro olman yani iyi bir takım ortaya çıkarttığın manasına gelmez. Verim aldığın takım iyi bir kadrodur. O taşları doğru oturttuğun zaman Yani geçen seneki kadrodaki müthiş bir verim aldılar. Geçen seneki kadronun kuruluş hikayesi bu seneye göre daha mı iyi, daha mı oturaklı bir kadro? Yani bugün mesela ben de eleştiriyorum, bakıyorum. Ziyech, Hayır. Zaha bir var bir yok. Yani Saman Alevi gibi. Fete de öyle. Geçen seneye baktığın zaman geçen sene bu hafta oynanan maçlardan sonra Galatasaray'ın aldığın puana bakarsan kaç olduğunu görürsün. Bu sene aldığı puanın kaç olduğunu görürsün. Geçen sene kayıpları daha fazla. Daha fazla. Ama neticede şampiyon oldu. Doğru. Öyle değil mi? Evet. Yani öyle bir kıyaslama bizi doğru sonuca getirmeyebilir. Ya takım olmak daha farklı şeylerdi. Galatasaray yani belli bölgelerin dışında süreklilik kazanmadığı pozisyonlar var futbolcularının. Sağ kanatta sürekli olan biri yok. Sol kanatta sürekli Sürekli olan biri olan yok. yok. Doğru. Orta sahada sürekli olan biri yok. Yani şeyde de defansta da sol bekte 3 tane alternatif. İşte Kazım Can, Angelino ve zaman zaman da Abdülkerim Abdülkerim. görev yapıyor. Abdülkerim sol kanata geçtiği zaman yani yapı itibariyle çizgi futbolcusu değil Abdülkerim. Değil tabii. Yani ondan çok daha fazlasını beklemek Bekleyemezsin. iyimserlik olur. Doğru. Ama Kazım Kazım Can da bugün sanki hani Galatasaray için şey maçı tabii. Bayern Münih maçındaki orada çıkması, beklese adamın oyun karşısında olmayacaktı. Bugün yine adamını kaçırdı. İlk golde onun hatası olduğunu şimdi düşünüyorum. bunlar doğaldır. Şimdi Kazım Can dediğiniz futbolcu şeyi olan bir futbolcu, geleceği olan bir futbolcu. Yani benim futbolcum Öyle mi? Kazım. Evet, doğru, sizin oyuncunuz. Dolayısıyla müthiş düzgün bir karakter. İleriye gitmek isteyen bir karakter. Yani bu şeyde yani geçen sene birincilikte oynayıp bu sene gelip Şampiyonlar Ligi'nde
böyle bir genç futbolcunun mücadele etmesi onda müthiş bir ikilem yaratabilir. Yani doğaldır onun zamanı. Sizin döneminizde 23 maçta oynamış orada şeyde 2021-22 sezonda 6 ayda. Yani bu Kazımcan için şey müthiş bir dönüşüm hikaye. Doğru. Dolayısıyla yani heyecanlanması, hata yapma şansı bu sebeplerden ötürü biraz artabilir. Beklenti mi acaba çok yüksek veya çocuk bu baskıyı mı kaldıramadı onda bir empati kurmak baskı lazım. Baskıyı hisseder. O kaçınılmaz. Yani hangi futbolcu olursa olsun bu aşamalardan buraya geldikten sonra o baskıyı hisseder. Yani peki Okan Hoca'yı eleştirmeyelim ama yani Galatasaray neyi ya o zaman? Ayrıca bir başta eleştirebilirsin. Neyi yani? Tabii eleştirelim. Neyi yani, yanlış yapıyor size? Şimdi bütününe baktığın zaman Bayern Münih ve bu maçın özelinde yani Okan Hoca'yı bütününe baktığın zaman eleştirirse şu kadar eleştirirsin, översen bu kadar översin. Yani bir 90 dakikalık yani ben bu akşamki şeyini şimdi Galatasaray'ın defans arkasına koşu yapan futbolcusu bir tek Kerem var. Kerem'i de şimdi orta sahaya çekince bunu Zaha yapmıyor. Ziyech zaten yapamaz. Yani bunlar çok az. Barış Alper yapar girerse bir de. Barış Alper yapar. Peki bu topları kim kullanacak? Ya yani Kerem kullanamaz bu topları. Çok zor. Çok zor. Torreira çok zor. Bir tek Oliveira'dan bekleyebilirsin. Burada kalite olarak Martins ön plana çıkıyor. O da süre olarak çok az süre yapıyor. Yani onunla bu denenebilir mi? Bence daha etkili olabilir. Geçen sene çok verim aldılar çünkü. Verim alır ve Kerem'den de aldığı verimi belki biraz daha arttırabilir. Yani Kerem o bölgede zorlanıyor. Yani bu kadar çalışıyor, mücadele ediyor ama yani yaptığı emek attığın taş, ürküttüğün kurbağaya değmiyor. Yani Kerem'in durumu o. Evet. Yoksa bu kadar mücadele eden aktif bir futbolcunun sonuç üzerinde daha etkili olması lazım. Seyircinin de onun üzerine biraz olumsuz baskı kurması Kerem'e yapılmış bir haksızlık mıdır? Yoksa seyirci her zaman bu baskı kime yapılırsa yapılsın haksızlıktır. Sadece Kerem'e değil. Kerem üzerinde biraz daha fazla sanki maruz kaldı gibi. Kalabilir. Yani bazı futbolcular vardır. Yani işte isim vermeye gerek yok. Bazen davranışlarıyla yani takım arkadaşlarıyla olan ilişkileri, rakiple olan ilişkileriyle, taraftarla olan ilişkileriyle antipatik gelebilir. Ama o emeğe saygı göstermek de oraya giden insanların da bir görevi olduğunu unutmasın kimse. Dolayısıyla bunlar yani bizim tam genç değil ama ya yani çok olgun da futbolcu sınıfına koyamayacağımız insanlar. Ama şu anda formsuz bir döneminde olduğu da bir gerçek. Her futbolcunun oluyor. Evet. Yani Icardi de formsuz. Evet. Şimdi böyle yani Galatasaray'ın etkin isimleri formsuz olunca şimdi Galatasaray'ın gol dediğin zaman Icardi'den başka biraz Kerem geliyor aklına. Başka kim geliyor? Yok yani işte belki hani Zaha veya Ziyech'ten çıkacak, işte solunu alacak veya sağına çıkacak. 2-3 maçtır Zaha. Yani gol atıyor ama oyun katkısı yok. O kadar fazla değil. Yani rakibine baktığın zaman bu ayakların çok daha fazla olduğunu görüyorsun. Şimdi Fenerbahçe'de bu ayaklar daha fazla ama Fenerbahçe'de bakıyorsun sonraki maçını kaybetmiş bir Fenerbahçe. Dolayısıyla ne olursa olsun yani kaybetmenin dünyanın sonu olmadığı yani şampiyonun da kaybedilmediği bir maçta eleştiri olacaktır. Bu maç üzerindeki eleştirim benim. Yani Galatasaray'ın oyun anlayışı bu maçı kazanmak için yeterli değildi. Yani madem bu defans çıkmıyor sen dışarı çık. Gelirse arkanda koşu yapacağın alan olsun. En azından belki Barış Alper girdikten sonra veya Kerem oyundayken bu alanı bulabilir. Eğer çıkmıyorsa da çıkan futbolcunun topla buluşması daha kolay olabilir. Ondan sonra topla dönüp hareketlenebilir.